Depresyon, bir kere kelimenin kökeninde gelirsek depresyondan gelir. Yani çökkünlükten. Depresyon demek çökkünlük hastalığıdır. Çökkünlük hastalığı ne demek? Yani genel olarak bir mutsuzluk, genel olarak bir hayattan lezzet, keyif, neşe, tat alamama hali ve bunun süreklilik kazanması tüm sosyal hayatı, aile hayatını, iş hayatını etkilemesiyle süre gelen bir sosyal işlevsellik kaybının yaşandığı tıbbi bir hastalıktır depresyon. Depresyonu eski hekimler, şimdi bu ayrım kalktı, bir endojen, bir eksojen, yani içsel sebeplere bağlı bir de dışsal sebeplere bağlı depresyon olarak ikiye ayırmışlar. Bu ne demek? Bir vücut kimyasının değişimiyle olan depresyonlar, ne bileyim işte örnek vereyim, tiroid bezinin yavaş çalışmasıyla oluşan depresyonlar, B12 vitamininin düşmesiyle oluşan depresyonlar veya dışsal sebepli. Yani eşinden boşanmış, yalnız kalmış, iflas etmiş, işte bu olaydan etkilenmiş, şey yapmış, böyle hayat olaylarının getirdiği depresyonlar. Biz ikisini de bol bol görüyoruz. Yani tüm Türkiye'de, ülkemizde psikiyatri polikliniklerin kapısını çaldığınızda en çok başvuru hangi hastalık grubunda dediğinizde tüm meslektaşlarım aynı yanıtı verecektir. Majör depresyon. Ama her gelen hasta majör depresyon kriterlerini karşılıyor mu? Hayır. Artık psikiyatrik destek olarak öyle bir noktaya geldik ki veya öyle bir noktaya geldim ki ben hani kendi açımdan konuşayım. Artık sıkıntısı olan bu hayatın zorlu şartlarına dayanamayan, zorlanan, hayat yolculuğunda yürümekte tökezleyen, tık nefes kalan, efendim çaresiz kalan, sıkıntıya giren her birey artık psikiyatri polikliniğin kapısını çalmakta. O yüzden çok yoğun bir başvuru görüyoruz psikiyatri polikliniklerinde. Hayat kabımız, değil mi? Başlıyor sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar, efendim güvenlik sıkıntıları, açlık, efendim emniyet, eğitim, trafik, efendim işsizlik, savaş, güvenlik, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. En sonunda ne oldu? Taştı. İşte depresyon budur. Yani hepimizin bir direnci var, bir kırılma noktamız var. İşte o kırılma noktası, direnç noktası kırıldığı anda birey bizim kapımızı çalıyor, benim kapımı çalıyor. O yüzden biz kimlerle karşılaşıyoruz? Hayat yorgunu bireylerle karşılaşıyoruz. Bunun karşılığında depresyon tedavisi dediğiniz şey ne? İşte o hayat yorgunu bireyin direncini, dirayetini, metanetini, kuvvetini, hayata olan bağlılığını, şevkini, neşesini, iç huzurunu, ferahlığını yeniden inşa etmektir depresyon tedavisinin hedefi.